Efendim selamlar selamlar selamlar. Bugün sizlere milyon 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 dolarlık envanterimi göstereceğim desem yalan olur. Çünkü öyle bir envanterim yok. Şaka bir yana bayağıdır yorumda görüyordum. Yani çok fazla istek yoktu ama gördüğüm kadarıyla isteyen bir kitle vardı bu video. Ben dedim ki o zaman yapıştıralım envanter inceleme videosu. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Bugün biraz video geç saatte gelecek. Yani geldi daha doğrusu şu an izliyorsunuz. 8 gibi falan geldi. Bunun sebebi yani çalıştığım stok videom yoktu. Şeye devam ediyoruz bu arada. Sıkıntı yok. Bir shorts bir video her gün. Bu konu sıkıntı yok. Ve siz bu videoyu izlerken muhtemelen Twitch'te yayında olacağız. Lig maçları için. Ona da mutlaka katılmayı unutmayın. Zaten ligin Discord'u açıklamada var. Şimdi bıdı bıdıyı kes. Başlayalım bakalım. Arkadaşlar 5720 kredimiz var. Bu arada Rocket Pass durumunu göstereyim. Rocket Pass'te hatırı sayılır bir aşama kaydettim. Bak internet o kadar kötü ki. Abi Allah kimse böyle internet vermesin. Yani. İnternet o kadar kötü ki. Simgeler yüklenmiyor simgeler. Neyse. 73. seviyedeyiz. Tamam. Şimdi bu. Bir dakika. Blueprintlere geç. Bu krediler ne olacak? Arkadaşlar bu kredilerin üstüne ben biraz daha kredi koyup ödül olarak vereceğim. Lig ödülü olarak. Zaten lige katılabiliyorsunuz. Hiçbir öyle rank kısıtlaması dışında bir kısıtlama yok. Onun dışında birinci lig için ödül var. İkinci lig için ödül var. Detaylar dediğim gibi lig üstünde var. Krediler bu kadar. Şimdi o zaman nereden başlayalım? Şablonlardan başlayalım. Arkadaşlar şablonların bayağı var. Bunlar para ediyor mu? Hiçbiri para etmiyor diye biliyorum. Ama hani görmüş olun. Çoğunu zaten dönüştürdüm karabolsaya. Şu Ace Strike'ın Titanium beyazı olsa biraz para ederdi ama maalesef etmiyor. Şimdi geçelim arabaya. Arabayı biraz genişten alacağım. Bunların niye simgesi yok abi? Ben bunu çözelim. Arkadaşlar bir dakika ben oyunu tekrar açık kapı yapacağım. Bu olaya takıldım çünkü hemen geliyorum. Evet oyunu tekrar açtım. Umarım düzelmiştir diyorum. Ve evet simgeler hala böyle. Arkadaşlar bu sıkıntı neden bilmiyorum. Bu Rocket League'de bir absürtlük var. Yani drop desen var. İşte böyle simgelerin yüklenmemesi sorun desen var. Bu donanım kaynaklı değil bu arada. Benden kaynak değil. Böyle bakıyorum. Hem yabancı hem yerli yayıncıların hepsini gördüm abi. Problem var yani böyle bir şey. Abi bu Rocket League'in olayını çözelim. Neyse. Sıkıntı yok abi. Şikayeti keselim. Emperor var. Abi arabaları ben size o zaman şöyle göstereyim. Madem şeyden gösteremiyoruz. Garaj deriz abi. Customize car deriz. Da bu ne abi? Octane pembe gözüküyor. Bak ben bunu anlamadım. Oyun sapıttı. Neyse. Arabaları göstereyim abi. Şunu şöyle yapayım da. Şöyle bir R3 MXT var. Bunların işte serileri var. Samurai var. Bu Scrap ben de Steam'den aldığım için oyunu zaten vardı. Onun işte Time White Twins var. Takas yapılamaz. Şöyle bakıyorum. Tirano var. Tirano var. Biraz daha Tirano. Biraz daha Tirano var. Onun dışında bakıyorum. Bakıyorum. Volkswagen Golf var. GTI. Bu arada bunu Efehan kardeşim bana hediye etti. Onu da böyle videoda hakkını verelim, kredisini verelim. Bu golfleri bu arada çekiş yapabilirim arkadaşlar istiyorsanız veya videoda kullanabiliriz bu golfleri bilmiyorum. Ama ya bunların resmine çıkmaması tatsız oldu. Yani 4 tane golf var. Ne oldu falan. Şu iflas. Şimdi bu araba Fortnite'tan gelen bir araba. Nasıl alınır videosu vardı ama artık işe yaramıyor. 2 haftalık falan bir süreyle alabiliyordunuz. Fortnite'ın görevleri yapıyordunuz. Böyle bir arabaya sahip oluyorsunuz. Yani bir ayrıcalığı var mı? Yok. Ama nadir bir araba yani. Öyle bakın. Takas edilebilen bir araba değil. Şimdi gel çıkartmaları. Ülke puanı etkinliğindeki çıkartmalar var. Hatta bizim Türkiye'miz nerede? Lan Türkiye nerede? Ha burada şey var. Tamam lisanslı ülkeler burada. Bak Türkiye'de var. Burada işte bir sürü ülke var. Araç ses çıkartmalarına bakalım. Allah dur. Damat. Damat kalsın. Tamam. RLS çıkartmalarında all compatible item sebebin arşiv. Aa, arşiv demişim. Neyse önemli değil. Burada şöyle değişik değişik çıkartmalar var. Şöyle çok hızlısından geçeceğim. Shock değil Dragon Lord mesela ucuz ve güzel gözüken bir çıkartma. Hani paranız varsa alabilirsiniz. Onun dışında şöyle bakalım. Mesela EQLL varmış. Bunların hepsi eski roket desem. Bu ne? Şöyle bir çıkartma var. Bu da fena değil lan. Buna güzel bir tasarım yapılabilir hatta. Labirent var, Intrudium var. Bunları da neye saklıyoruz arkadaşlar? Bu kara borsaları ligdeki yayınlarda skor tahmini yapıp skor tahmini tutarsa bedava kara borsa kazanıyorsunuz. Bu kara borsalarda onun için.
Şu damatın ikinci versiyonu var. Bu zengin züppe damat diyebiliriz buna. Onun dışında yine bir Rocket 5 çıkartması var. Allah taktik yanlışlıkla dur kalsın bu, tamam. Sezon 1 Diamond, sezon 1 Gold, Plat falan filan. Sezon 3, ondan sonra Sam Streak. Çıkartma bu şekilde. Şöyle bir turnuva çıkartma var. Bu güzelmiş lan yalnız. Fena değilmiş. Stormwatch var. Oğlum bende ne kadar karbon olmuş lan. Bayağı almışız ha. Şöyle bir 2020'deki Lama Rama etkinliğine çıkartma var. Ve şöyle gerçekten güzel bir Yakuza çıkartması var. Geç abi. Bunlar da geç. Bunlar da çok önemli. Şimdi tekerlekte beyaz zombi var. Onun dışında şöyle bakıyorum. Bak buralar pembe arkadaşlar. Şu hatayı siz de alıyor musunuz? Şu an yorum yazın abi. Bu hatayı nasıl çözebilirim? Gerçekten bilmiyorum. Oyun sapıtıyor abi. Neyse. Tekerleklerin bazılarını gösteremiyorum ya. Bak şu tekerlek mesela çok iyi. Çok da eski bir tekerlek. Bu var. Onun dışında böyle egzotik tekerleklere bakıyorum. Ration var mesela, değerli diyebileceğimiz. Böyle çok değerli tekerleğim yok arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Şu neymiş mesela, şöyle tekerlekler var. Hayır, resimlerini de göremiyorsun ki, çok sıkıntı oluyor. Şöyle bir Bozkurt tekerleği var. Tekerlekler daha detaylı bakarız. Hatta şöyle yapalım ya, artık tekrardan Manage Inventory diyelim arkadaşlar. Tekerlekleri ben size şöyle göstereyim. Quality diyeyim. Buradan egzotik yapayım, bir de import yapayım. Yani ithal ve egzotik tekerleri göstermiş oldum. Santefe'ler var işte. Pirelli'nin yumuşak lastiği var. HNY Inverted var. Jurnat var. Dynamo var. Ulan şuna ne trade yapardım ben zamanda ya. Baya baya bir şey var yani arkadaşlar. Buraya gel. Burada kayda değer Force Green Standard var. Onun dışında Clear Filters diyelim, bakalım neler çıkıyor. Titanium White Checkered Flag var. Damalı bayrak. Rocket Base çıktı. Boostları. Şöyle bakıyorum bakıyorum. Bu Helios'un Titanium beyazı olsa pahalıydı ama Burns yana pahalı değil. Düz Helios da var. Onun dışında bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Böyle çok önemli de bir şey yok. Ha bak şu popcorn, bunu bedava alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gidin ayarlara girin. Ekstralardan kod kullanayım. Popcorn yazın, bu boost veriyor. Yani çok önemli değil ama bilgi bilgidir. Onun dışında çok önemli bir şey yok. Bu arada bu standartları nasıl aldım diye soracak olursanız şu standartları işte Flamethrower'ları Steam'den alanlar için zaten bunlar var. Şimdi şapkalar. Şapkalarda şunu kodlanabiliyorsunuz. Kodunu unuttum. Bedava bir eşya bu. Onun dışında şapkada benim zaten vazgeçilmezim. Nerede abi? Bandana. Ya bu bandanayı ben her arabada takarım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. İşte yok Rocket League'de arabalara şapka takmayın. İşte yok tryhard design olmazmış. Kardeşim o işe geçe bak, 7K gol atmışım şu şapkayla. 7K. 7K lan. Bak şimdi bu bandana her şey uyar mı uymaz mı? Tamam her şey uymaz. Bokunu çıkarmıyorum da. Tryhard tasarımlarının çoğuna uyuyor abi. Mesela bunun en güzel şeyi damat, gelin. Yani uyuyor abi. Uydurabiliyorsan uyuyor yani. Gel antenlerde gösterebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Çok yoktur antenler. Hatta şöyle yapalım bak, quality diyelim. Buradan ne yapayım biliyor musun? Limited diyorum. Şimdi bakalım abi. Bu Rocket League'in ilk Rocket Pass'ine gelen antendir arkadaşlar. Magic Glass. Büyülü küre diye çevirebiliriz ya da cam diye. İlk Rocket Pass'im Steam'deki Rocket Pass, yani öyle düşün, o kadar fosil. Burada çok önemli bir şey yok. Evet geldik gol patlamalarına. Sezon 3'teki gol patlama var. Dişi Golobe var. Bu da bayağı eski turnuva üyesi. Hamsi var. Lan ben Hamsi'yi çok seviyorum ya. Titan White Force Racer var. İşte geçen sezonun gol patlaması var. Overgrowth var. Bayılırım Overgrowth'a. Red Rock var. Ya gol patlamalarında özellikle şeyleri tercih etmeye çalışın. Rocket Pass. Çünkü gerçekten fiyat performans oluyorlar. Onun dışında Wow gol patlaması var. Wow, Sideswipe'dan gelme bir gol patlaması arkadaşlar. Bir de önemli diyebileceğimiz tun var. Şimdi geldik lastik izlerine. Ha, lastik izlerinde çok bir numara yok aslında. O yüzden şey yapmayacağım, böyle çok üstüne durmayacağım. Ama hani benim niye kullandığımı soruyorsanız hemen göstereyim. Laser Wave kullanıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve bazen de Hexwear Black kullanıyorum. Onun dışında burada zaten bir şey yok. Bunları benim sevmediğimi biliyorsunuz. Yani boş iş arkadaşlar. Hiç gerek yok bence. Yani para tuzağı tamamen şu şeyleri almak. Gel abi. Player Banners.
Şimdi burada ülke bannerları var. Ondan sonra böyle banner var. Hani çok kullanılan bannerları söylemeye çalışıyorum. F1 2021 2022 var. Fire Drake var. Ferrari'nin banner'ı varmış mesela. Şu etkinlikten gelen banner'dı. Ghostbusters. Onun dışında bakıyorum. İşte Katar, Matar, Redline Rush. Ha bak, benim en kullandığım banner'ı zaten biliyorsun. Sezon 8 şampiyon, çünkü galiba ilk şampiyona, yani uzun aradan sonra ilk şampiyona burada çıkmıştım. Bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Ben 2018'de bir kere şampiyona çıktım. Yani uzan SSL falan yoktu, yani oyun büyük şampiyonla bitiyordu direkt. Ve o zamanın şampiyon binine çıkmıştım. Ondan sonra takasa başladım. Takasa başladıktan sonra işte tekrar şampiyonu görmedik falan, kötüleştik. O yani 4 yıllık aradan sonra şampiyona çıkışımın ne diyelim, banner hali diyelim. Şimdi gel abi. Burada başka bir şey var mı? Türkiye banner var. Winter Swamp'ı çok kullanıyordum. Bu da bu şekilde. Avatar çerçevelerinde şöyle göstereyim, ben kaç level kasmışım. Yani level'larım bu şekilde arkadaşlar. Böyle aşırı aşırı level kasan bir değilim. 750'ye kadar gelmişim. Olayımız bu şekilde. Bu şekilde kapatalım arkadaşlar videoyu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı mutlaka ihmal etmeyin. Kanala da abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Bay bay.